Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmalıyız mı? Kadına şiddeti konuşacağız. Birey hakkı elinizden alınabilir mi? İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Bir deprem geçirdik. Çok fazla bir kaybımız olmadı. Ama olmaması için neler yapmamız gerekir konuşmak istedik. Epeyce de konuşuldu ama bu kayıpların, depremde olan kayıpların sorumlusu kim? Onu bulalım ki depremden önce koruyucu depremcilik yapalım diye programda çok değerli konuklarımı çağırdım. Biraz sonra sizlerle tanıştıracağım onları. Peki bu sorumlusu kim diye sorarken vatandaşların bilgisizliği mi? Hep diyorlar ki işte deprem bir şey yapmaz, doğru bir şey yapmaz, doğal bir afet. Ama sizin bilgisizliğiniz yüzünden, bilgi eksikliğiniz yüzünden başınıza felaketler geliyor, hayatınızı kaybediyorsunuz ya da eviniz, yeriniz yıkılıyor, başınız olmadık işler gelebiliyor. Hatta telefon şirketleri de sorumluluktan sayıldı. İşte haberleşemedik, felaket oldu, ben şeyimi arayamadım, ulaşamadım. Bu nasıl bir iştir? Depreme göre önlemleri alsaydınız dendi. Hakikaten öyle midir? Yani kim bunun sorumlusu? Telefon şirketleri mi? Ben miyim? Yani o yaşam üçgenini iyi yapamadın, ondan öldün. Olur mu böyle bir şey? Yani tabii yaşam üçgenini öğrenmem lazım, bilmem lazım ama tek sorumlusu, öyle yaparsam kurtulur muyum? Onu sormak istiyorum size. Bazen şunu da işte yukarı kaçacağın, aşağı kaçtın. Japonlar hep yukarı kaçarlar. Hep bize başımıza şeyi kakıyorlar. Japonlar bu işi çok iyi biliyor, siz bilmiyorsunuz diye vatandaşlara sorumlu tutuyorlar. Sorumlusu biz miyiz bu yıkımların? Şimdi İstanbul şehri diye bir şehirdeyiz. Deprem kuşağındayız. Başka şehirlerimiz de var. Ama İstanbul bir örnek olmalı diye düşünüyorum. Bir de tabii başka sorumluluklarımız da var. Medyaya da sizin eleştirilerinizi almak istiyorum. İnsanlara ne demesi lazım? Nasıl bir yayın yapması lazım ki hem sağlıkları bozulmasın hem de koruyucu bir önlemleri alma konusunda yardımcı olsun bize. Etkilenenler var elbette, normal. Çocuklar var, büyükler var. Sarsıntıdan etkilenen, daha önceki haberlerden, daha önceki yaşananlardan etkilenenler var. Ne yapmamız lazım? Onlara nasıl yardımcı olmamız lazım? Sonra da sizinle konuşacağız. Evet, Sayın Erdal Şahan bizimle birlikte. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Başkanı. Gözde Oktay, klinik psikolog. Onu da psikolojimizi konuşacağız biraz sonra. Medyadan da eleştirilerinizi alacağım. Medya için de alacağım değil mi? Sizden de alacağız. Evet, ilk önce bir kentlerimizin sağlığını konuşalım bakalım. Ne yapmak lazım? Kamuya düşen görev nedir? Evet. Yerel yönetimlere düşen görev nedir? Onları bir öğrenelim. Şimdi 99 depreminin üzerinden 20 yılı geçti. Sizde de daha önce de benzer program yapmıştık. Bu 5.8 depremi olmadan önce de konuştuk. Şimdi 20 yıl içerisinde yapılması gereken birçok şey vardı ama çoğu yapılmadı. Şimdi 20 yıllık tabloya bakmak lazım. 99'da durum neydi? 2019'da durum ne? 99'da İstanbul'un nüfusu yaklaşık 10 milyon. 9 milyon küsur 10 milyon nüfusu var. Şu andaki nüfusu 16 milyon civarı. Ama bunun içerisinde işte dışarıdan gelenler, işte Türkiye devletlerden gelip buralarda çalışanlar, Suriyeliler ya da günlük aktivite içerisinde iş amaçlı bile olsa yabancı turistler, seyahat edenler yok. Bunları da dahil ettiğinizde aslında yaşayan 20 milyonluk bir kent var burada. Ne değişti?
Onu şöyle söyleyelim. 2 milyon 650 bin konut var İstanbul'da. 99'dan beri sadece 50 bin tanesi yenilendi. 2 milyon 600 bin konut aynen olduğu gibi 99 öncesindeki gibi duruyor. O kentsel dönüşüm dediğimiz şey mi? İşte kentsel dönüşüm adı altında yaptığı şeyler de dahil yaklaşık 50 bin bina dönüştü. Bireysel olarak 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesini tabi olup binalarını kontrol edip bireysel yıkıp yapanlar da dahil yaklaşık 50 bin değişim var. Bu 50 binin içerisini düşündüğünüzde bunların birçoğunu işte 2007'den önce 99-2007 arasında yapıldığını düşünürseniz bir önceki yönetmeliğe tabiler, onlar farklı yapıldı. 2007 ile 2019 arasında yapılanlar 2007 yönetmeliğine göre yapıldı, 2007 deprem yönetmeliğine göre. Şimdi bu 2019'dan sonra da farklı bir yönetmelikle yapılacaklar. Düşündüğünüz zaman geriye dönük biz bunları da kontrol etmeye kalktığımızda 2019'dan önce yapılan her binada, 99'da 2019 yapılan binalarda da eksiklik bulacağız. Yani bunlarla ilgili denetimle ilgili sıkıntılar da yaşandı çünkü arada. Bu anlamda yapı denetimle ilgili 2001 senesinde yapı denetim kanunu çıkartıldı. Yapı denetim kanunu eksik çıkartıldı. Uygulamaya 19 ilde geçtiler. 19 ilde geçen bir uygulamada Erzincan yoktu, Adana gibi deprem yaşamış kentler yoktu. Daha bundan birkaç sene öncesine kadar bu şekilde yürüdü ve yeni her ilde yapı denetim uygulanacak dedi. Yapı denetim eksikti. İçerisinde yapı denetim firmalarının içerisinde bir kere yer bilimciler, jeofizik mühendisleri yer almadı. İstenirse hizmet alınır şeklinde döndü. O zeminlerin kontrolleri doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmadı. Belediyeler de bünyelerinde çoğu belediye yer bilimci alıp da sahaya çıkartıp bu denetimleri yapmadı. Şimdi ben sizin söylediklerinizden şunları çıkarmaya, not etmeye çalışıyorum. Ne yapmak lazım? Yani işte belediyelerin aynen. Jeofizik mühendislerini bir kere bünyelerinde çalıştırmaları lazım. Aynen. Aynen. Öyle kontrol edecek. Şimdi eksikleri söylüyorum. Hmm. Olması gerekenler şeklinde söylüyorum aslında. Yapı denetim firmaları uzun süre bu sene başına kadar biz yıllardır söylüyorduk. 2009'du yanılmıyorsam ben hatta yazmıştım. Ölçü dergimiz var bizim. Orada da belirtmiştim. Müteahhitle yapı denetim firması ticari ilişkide pazarlık yapıyorlar. Ve bir sonraki işi de sana verme karşılığında adam denetimden kaçırabiliyor. Bu iş ortadan kalksın, müteahhitten işi almasın demiştik yapı denetimler. Daha bu sene yeni geçti. Yani tamam 99 öncesi yapılan yapılarımız denetimsiz ama 99'da işte bu seneye kadar olan arada da sıkıntılar var. Yasaları çıkarırken size danışıyorlar mı, gösteriyorlar mı? Yok. Yasalarla yok. İlgili zaten bizim eleştirilerimizi çoğunu dikkate almıyorlar ki. Biz normalde bize sorulsa, şimdi şu açıdan yaklaşmıyorlar bürokratlar. Engel olarak görüyorlar. Halbuki biz onlar için üçüncü bir gözüz. Üçüncü dışarıdan bugün büyük şirketler kendilerini denetletmek için dışarıdan farklı bir şirket buluyorlar. O şirketler geliyorlar. Orada bir atalet var mı? Bir yerde bir kör nokta var mı? Onlar yakalıyorlar. Biz aslında o gözle bakıyoruz. Hem halkı halk açısından değerlendiriyoruz. Hem toplum açısından değerlendiriyoruz. Hem çevre açısından değerlendiriyoruz. Olması gerekenleri ona göre ve mesleki disiplinler ne gerekiyorsa o yapılsın derdindeyiz. Yoksa o işleri yapanların çoğu bizim meslektaşımız. Hani o yanlış işleri yapanlardan. Bizim kimseyi yanlış yapanı koruma gibi bir derdimiz yok mesela. Yani onlar da kim hata yapıyorsa cezalandırılsın taraftarıyız. Peki siz zeminci misiniz sadece yoksa yapılara da şuraya yapılsın, buraya yapılsın şöyle rapor mu veriyorsunuz? Tabii ki orada noktada da bizim olmamız lazım. Şehir planlaması yapılırken normalde bir kenti planlarken burada yer bilimciler, jeofizikçiler, jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri, şehir plancılar, evet, mimarlar hep beraber o planı yapmak zorundalar. Ve siz yer bilimciler olarak neresi uygun alan yerleşime, neresi kapalı alan, burada yerleşimi uygulamayın, buraya yapmayın, heyelan bölgesi diyecek kişiler yer bilimciler, biz deriz. Bunları çünkü ne kadar sağlam bir binada yapsanız zemin eğer nasıl öyle şey diyorlar ya çamur gibi yahut da o iyileştirebilecek zemin var. Yapılaşma yapılıp iyileştirmeyle yapılabilecekler var. İyileştirseniz de yapı olmaması gerekenler var. Heyelan alanları var mesela. Bu heyelan alanların üzerine yapı yapmamanız gerekiyor. Çünkü orada heyelanın papucu çok derinde oluyor. Çok derinde. Kayma düzlemi çok fazla derinde oluyor. Siz ona bir müdahale edemiyorsunuz. O öyle üzerine de kitleyi yüklediğiniz zaman kitle hareketi zaman içerisinde bir deprem bahane oldu ya da başka bir etkenle
üzerindeki yapılar da kayabilir. Ve mesela Küçükçekmece Gölü'nün kenarında İstanbul Üniversitesi'nin kampüsleri var. Mühendislik Fakültesi var, Veterinerlik Fakültesi var. Ve Küçükçekmece Gölü'ne doğru o yapılar, orası kaydığı için, heyelan bölgesi olduğu için ve hareket var sürekli. Mesela deprem, 99 depreminden önce, 97 senesiydi yanılmıyorsam, güçlendirdiler binayı. 99 depreminde hasar gördü. 99'dan sonra tekrar güçlendirdiler. Bu şeyde de 5.8'lik depremde dahi Veterinerlik Fakültesi'nde, Mühendislik Fakültesi'nde yine hasarlar var. Bu niye? Eğer üniversiteyi kurarken bile, üniversite çok önemli, binlerce öğrenci kalıyor orada. Doğru yer seçimini yapmadığımız için. Kimle yapacaksınız bunu? Yer bilimcilerle yapacaksınız. Bakın, aslında kat yüksekliğiyle ilgili durumlarda da yine bizim hesaplarımızı kullanmaları lazım bu bölgenemede. Geçenlerde bir okul Beykoz'da, Beykoz'da bir okul hasar gördü. Halbuki daha öncesinde bu okul elden geçirilmiş, güçlendirilmiş galiba. Ve ona rağmen hasar gördü. Alçak katlı ama kaya zemin oralar. Şimdi kaya zeminde alçak katlı yapılar da zarar görür. Bizde öyle mi? Yani aman kayadır, sağlamız filan diyorduk. Tabii, onda da yine teknik bir şey. Çünkü bizim jeofizik mühendisleri yerin hakim periyodu dediğimiz salınım periyodunu ölçebiliyorlar. Kaya zeminde bu hızlı titreşir. Siz alçak katlı yapı yaptığınızda yapıyla birlikte aynı şekilde rezonansa girdiğinde dalga boyu büyüyor, sonsuza ulaşıyor. İstiyorsanız malzemeyi kullanın onda. Ondan sonra zarar veriyor, fazla zarar veriyor. Bu rezonansla ilgili durumu şey yapmak için, rezonansa girmemesi için de biz jeofizik mühendislerinin orada ölçüm yapıp verdiğimiz parametrenin kullanılması lazım. Yani zemin etüdü raporları çoğu yerde bir altlık, öylesine bir kağıt gibi kullanılıyor. Yani planlamada da işte buraya 3 katlı yapı yapabilirsiniz. Atıyorum, teknik bir terim olacak. 0.30 çıktı diyelim. 3 katlı yapı yaparsanız risklidir o. Ayarlamaları yapacaksınız ama ya 4 yapacaksınız, daha fazlasını yapacaksınız ya 2 yapacaksınız ama 3 yapmayacaksınız mesela. Çünkü 3 katlı yapı yaptığınız 0.3 çıktı, rezonans olacak o yapı, istediğiniz malzemeyi kullanın, zarar görecek. Çoğu yapılarda, bu depremde de rezonansa girip de hasar görmüş olma olasılıkları çok yüksek. Çünkü 5.8'lik bir deprem, büyük bir deprem değil bu. Hem malzeme kötüydü, hem de rezonansa girdiler büyük bir olasılıkla ve birçok kamu binası da zarar gördü. Okullar dahil. Hani niye kamu binaları hep zarar görüyor diye sorasın var ama cevabını bildiğim için sormuyorum. Malzeme kalitesi, yapım teknikleri, işte yapıldıkları yıllardaki o müteahhitlerin işte kontrolsüz, denetimsiz yapmalarından kaynaklı genelde kamu binaları bu sebeple zarar görüyor. Şimdi bundan sonrası için size birazcık zaman tanıyalım. Gözde Hanım'la konuşayım orada ama... ne yapmak lazım? Yani diyelim ben şuraya ev yapmak istiyorum. Gidiyorum, müracaat ediyorum. İmar çıkarmak üzere değil mi? İlk önce o şey süreci öyle. Bana evet yapabilirsin diye ne yapıp da söyleyecekler? Kim söyleyecek? Hangi kıstasları koyacaklar? Bir onu öğrenmek istiyorum. Yani bundan sonra ne yapmamız gerekir birazcık netleştirmek açısından. Bir de şimdi İstanbul böyle bir şehir işte. Yani iyisiyle kötüsüyle sevdiğimiz bir şehir. Çok eski bir şehir. Yani iki adım kazıyorsunuz bir metro inşaatını bile. Doğru dürüst yapamıyorsunuz, bir şey tosuyorsunuz, bir tane bilmem hadi arkeologlar geliyor, şeyler geliyor filan. Böyle bir şehrin üstünde oturuyoruz, onu korumamız lazım diye düşünüyoruz. İnsan hayatı tabii elbette önemli ama kültürel varlıklar da sonuç olarak cansız varlıklar ama onları da, onlar düşünülüyor mu, kontrolden geçiyor mu? Onlara sahip çıkmak için de ne yapmak lazım? Yani şu kentsel dönüşüm vesaire birçoğu bazılarının müteahhitlerin rahatlamasını diyelim sağladı. Kibarca söylüyorum. ama ne yapmak lazım gerçekten? Yani bir bu haliyle ne yapmak lazım? Bir de bundan sonra binaları yaparken ne gibi önlemler almak lazım onu soracağız, konuşacağız. Evet, diyelim deprem oldu. Ben hatırlıyorum geçen depremden sonra çok etkilendi insanlar. O görüntü de elbette çok önemliydi. 99 depreminden önce
Şimdi hocalarımın adını vermeyeyim, bazıları yaşamıyor zaten. Onlarla söyleşi yapmıştım epeyce önce. Gene ben hep böyle deprem olmadan önce yaparım ki hani önlem, ben önlemciyim, koruyucu hekimciyim çünkü. Söyleme yazma sakın demişti. O zaman televizyon yoktu, dergide çalışıyordum. Yazma ama İstanbul'da şu kadar şu kadar kişi ölecek, şu kadar bina şey yapılır eğer İstanbul depremi olursa diye. Olduğunda ben eyvah gitti İstanbul, gitti İstanbul diye İstanbul'da değildim o sırada. Telaşlandım yani yazmadım ama biliyordum neler olacağını. Allah'tan İstanbul merkezli değildi. Daha az yerleşim bölgeleri en azından. O depremden sonra insanlar çok etkilendi. Banyoya girerken diyelim giyinik banyo yapıp mayolarla banyo yapanlar, işte şeylerle yata, elbisesiyle yatanlar vesaire gibi bir süre böyle geçirebilir. En ufak bir şey olsa o hale gelmeden önce ne yapmak lazım? Yani insanlarımızın ne diyeceğiz ki o hale gelmesinler? Yani banyolarını rahat rahat yapabilsinler depremden, deprem yaşadıktan sonra da. Evet. Aslında deprem yapısal bir sarsıntı yaratmanın dışında, böyle bir doğal afet olmasının dışında psikolojik de bir sarsıntı yaratan bir doğal afet. Bir kere çok normal. İnsanlar bunu kabul etmeleri lazım. Kişinin bu sarsıntıyı yaşadıktan sonra bu bir travmadır kişinin deprem yaşaması. Mutlaka ki bunun etkilenecektir. Bunun etkileri her kişide farklı gözükür. Bazıları çok etkilenir, çok uzun zamanda atlatır. Bazıları o an şoka girer, hatta yüzünde bile bir donuk ifade görürsünüz. Çok sonradan, belki yıllar sonra ortaya çıkar. Bazıları da etkilenir ve çabuk atlatır bu durumu. Ama zaten psikoloji bireysel bir şey olduğu için her kişiye göre değişiklik gösteriyor. Hissettiğiniz şeyler olacaktır, hem öncesinde hem sonrasında. Şimdi öncesinde insanlar bu son yaşadığımız depremden sonra mesela korkuyorlar. İşte evlerine giremeyenler oldu, duygu iniş çıkışları yaşayabilirler, işte öfkelenmeler, hatta psikolojik etkiler fizyolojik şeylere de sebep olabilir. İşte kusmalar, mide bulantıları, terleme, titreme, bunların hepsi çok normal. Bir kere normal olduğunu kabul etmemiz lazım. Kişi, ben bunu yaşıyorum, depremi yaşayan herkes bunu yaşıyor. Bunu kabul etmesi lazım. Bunu kabul ettikten sonra en önemli olan aslında yakın çevremiz. Yakın çevrenin desteği. Depremden sadece enkaz altında kalmış, birinci derece yakınını kaybetmiş insanlar etkilenmiyor. Kurtarma ekibinde olan kişiler de etkileniyor depremden. Çünkü bu onlar için de çok büyük bir travma. Burada da eğitim çok önemli. Yani kurtarma ekibinde olacak kişilerin psikolojilerinin gerçekten buna dirençli olması için bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Psikolojik destek alınabilecek yerler çok iyi belirlenmesi lazım. Burada devlete büyük bir pay düşüyor aslında. Çünkü insanlar emin olması lazım. Evet, ben bunu yaşayabilirim ama benim destek alabileceğim, gidebileceğim bir yer var. Böyle bir güvenceye sahip olmaları gerekiyor. Yakın çevre dediğim gibi önemli. Bu depremle önemli. İlgili özel kamunun yani devletin alması gereken, evet. Belediyeler de olabilir, yerel evet. Yönetimler de olabilir tabii. Onların yardımcı olması lazım. Yani tabii sonuç olarak çok affedersiniz. Ben tabii normal hayata uygulamaya çalışıyorum olayı. Evet. Param yetmeyebilir size gelmeye. Kesinlikle yani öyle. Tık tık ben sizin muayenehanenize geldim falan gibi. Ya da merkez ne diyorsunuz? Siz, yani merkezler var, klinikler var. Evet. Gelip bana verir misin? Yardım eder misin? Nedir bu başıma gelen titremeler, kusmalar falan diye sorsam. Mutlaka bir para isteyeceksiniz. O parayı ben veremezsem. Evet, aynen öyle. Burada devletin devreye girmesi lazım. Çünkü insanların o zaten bir kaos ortamı. Deprem sonrası bir kaos. Çok normal olarak. Hazırlıklı, ne kadar hazırlıklıyız işte, çok hazırlıklıyız desek de aslında hiç hazırlıklı değiliz. Ne psikolojik olarak ne fizyolojik olarak değiliz yani. O yüzden en azından bu insanları rahatlatacak bir şey. Evet, ben böyle bir şey olduğunda yardım alabilirim ve bu yardımı devlet bana sağlayabilir. Bir güvence bu, cesaretlenme aslında. Yakın çevrenin de etkisi bu anlamda böyle. Şimdi insanlar deprem yaşıyorlar, deprem sonrasında paylaşmak istiyorlar.
bazı insanlar her, yaşadığı her an anlatmaya çalışıyor. Çok normal bu. Yani bastırmamak lazım. Kesinlikle anlatması lazım, paylaşması lazım. Konuşmuyorsa konuşacağı anı beklemek lazım. Bir kahveye gelin konuşalım. Yakın çevre gerçekten. Allah'tan bizde öyle bir adet var. Evet, evet. Ama bazen de şey de var. Şöyle de yorumlanabiliyor. Yakın çevre aman anlatmasın. Konuşma, evet. Konuşmasın da tekrar yaşamasın. Bu çok yanlış. Evet. Yani tekrar yaşasın gerekirse. Bunu atmak için bu gerekli. Yani zaten bu süreç, yaz süreci, yaz tutacağız, matem tutacağız. Ama bu süreç 2 haftaya geçiyorsa eğer, kesinlikle bir profesyonel yardım gerekiyor kişilere. Hiç kolay bir şey değil, çok normal. Yani bunu insanlar, aa işte yok ben atlatırım deyip de çok daha büyük sorunlara sebep olacakken baştan önlemini almak çok daha iyi. Peki deprem olmadan önce, yani deprem olunca şunu yapın, bunu yapın filan gibi şeyler, o üçgen üçgen filan, düdük, şey, lamba var, onları biliyoruz, onları hiç konuşmayalım. Ama psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde o, yani ya da en az travmayla, sarsıntıyla geçirmek üzere daha önceden de bir eğitim, konuşma, konferanslar vesaire, eğitim dediniz, eğitimden geliyorum dediniz biraz önce gelirken, şimdi sizinki ne eğitimiydi? İsterseniz ona da bir soralım ama eğitim vermek gerekir tabii mi acaba? Tabii ki bilinçlenmek çok önemli burada. Şimdi insanlar doğduğunda dünyayı çok korunaklı ve başlarına bir şey gelmeyecek bir yer olarak biliyorlar. Yıllar geçtikçe, yaşananlar oldukça çok büyük bir travma yaşamadıysanız eğer, deprem o en büyük travma oluyor. Ve insan psikolojisi o değişen durumun hızına yetişemiyor. Bu değişen durumu kabullenmek için aslında baştan eğitim ve bilinçlenme çok önemli. Bu psikolojik bir destekle olabilir. Yine özellikle belediyeler bu işte çok büyük görev düşüyor. Belediyelerin psikologları var. Belki daha fazla olabilir. Daha fazla istihdam olabilir bu konuda. Ücretsiz... biz varız. Yani medya var, basın var. Evet, medyaya çok büyük görev düşüyor basın zaten. Var. Yani insanları aydınlatma konusunda şimdi bir bilgi kirliliği var ortada. Deprem olduğu veya öncesinde özellikle sosyal medya. Sosyal medya tabii onu ki... Onu ayrı bir başlık altında tartışacağız zaten biraz sonra. Yani buna insanların birazcık artık o kısma çok fazla odaklanmayıp gerçekten güvenilir medya kaynaklarından aydınlatıcı bilgi verebilecek, gerçekten net bilgi verebilecek konusunda uzman insanlardan net bilgiler alarak aydınlanmaları lazım. Yani yoksa her şeye inanırsak her konuda böyle, depremde de böyle. Hiçbir yere gidemeyiz ve hiçbir zaman bilinçlenemeyiz. Sonrası da bir işte o kaos ortamına bizi sürükler. Şey de olabilir tabii, ben ille konferans ve biraz eski kafalılık gibi oldu galiba konferans falan demek, ama orada tabii aktif olarak soru da sorabiliyorsunuz. Tabii ki. Şöyle olursa ne yapayım falan gibi katılabilirsiniz ve sosyal medyadan da eğitici 3 dakikalık 5 dakikalık neyse onun bir şeysi var. Onlar da yapılabilir diye düşünüyorum. Televizyonlarda kamu spotu falan diye böyle bir sürü bir şeyler gösteriyorlar zaten. Zorunlu yayınlıyoruz bunu falan diye biz izleyicilere ne yapayım mecburen yapıyoruz der gibi koyuyoruz ama o zorunlu yayınlarda olabilir diye düşünüyorum. Evet, şimdi ileriye dönük şeyleri bir konuşalım, ondan sonra medyaya ayrı bir başlık ayıralım diye düşünüyorum, sosyal medya bu özel. Bu konuda bir iki cümle edeyim sizin o gözden ama geçmeden önceki sorduklarınızı cevaplayayım. Şimdi eğitim çok önemli. İnsanlar genelde bilmediği şeylerden daha çok korkarlar. Panik yaparlar tabii ki bilmediği şey. Ama biz işte eğitimde daha öncesinde onların deprem olduğunda ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını öğretebilirsek, eğitebilirsek, tatbikat yaptırabilirsek deprem anında tabii ki psikolojik olarak kimisi yine kilitlenecektir, yine panik yapacaktır ama çok büyük çoğunluğu belki de en azından ahali, ev ahalisinden ayakta kalanlar birbirlerine nasıl davranacaklarını, ne yapacaklarını göstereceklerdir. O demin bahsediyorsunuz hayat üçgeni bilmem ne, binanız sağlamsa ilk etapta. Zaten yapılarda ilk önce şeyin binanın bir sağlam olması lazım bu afet hazırlıkta. Yani insanlar binalarını bir kontrol ettirmeleri lazım. Yani kontrol ettirip eğer yapıları zayıfsa ya güçlendirilebiliyorsa güçlendirecekler ya da yenilecekler. Bu çok önemli.
Binaları komple... Yahut da yıkılacaktır. Tabii yıkılacaksa yıkılacak. Yani... Yenileyecekler. Eğer yapı sağlamsa ilk etapta kontrol ettirdiler. Bu sefer eşyalarını sabitlemeleri lazım. Ha neler yapılacaksa diyoruz ya. Hmm. Eşyayı sabitleyecekler. O eşyaları sabitledikten sonra bu dediğiniz geliyor. Hayat üçgenidir, diğer şeyler. Çünkü 99 depreminde bu tarz işte eşya sabitlenmemesinden kaynaklı yapısal olmayıp da diğer unsurların zarar vermesi yaklaşık %75 falan. Yani insanların birçoğu öyle yaralandı. Birçoğu öyle öldü. İşte eşyalar çarptı, camdan yaralandı, başka türlü yaralanmalarla ve ölümle sonuçlandı bunlar. O yüzden yapılarımızı bir kontrol ettireceğiz. Ardından eşyalarımızı sabitleyeceğiz. Bunu hep söylüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın da buna bir el atması lazım. Nasıl bir herhangi bir şey alsak, bardak bile alsak, onun bir ambalajı oluyor, içinde bir kullanım kılavuzu çıkıyorsa ya da işte bir mobilya aldık, aparatlar çıkıyorsa montajla ilgili, bir de bu aldığımız hangi eşya olursa olsun, işte depremden dolayı onların da montajının yapılması için ek aparatlar da zorunlu olarak konmalı. Hmm. Şimdi demin güzel bir şey söylediniz. Mesela televizyonda kamu spotu şeklinde dönmesi, Gözde Hanım daha iyi bilir belki ama çoğu insan hepimiz de öyle. Böyle korktuğumuz şeylerden kaçınıp aman işte deprem ya da savaş deyince haberleri değiştirenler var mesela. Bunları mahallelerde, yerel yönetimler de dahil, mahallelerde halkı eğiterek, tatbikat yaptırarak, öğreterek aslında eğitmek birebir. Çok zor bir şey değil mi? Aynen, dokunarak her ilçe belediyesine görev versinler. Onlar her ilçede, her mahallesi zaten atıyorum bir belediyenin 20 tane mahallesi vardır. 20 mahallesini eğitmesi çok da uzun bir zamanını almayacaktır. Çünkü ekibini kuracak, destek alacak, psikolog, doktor, ondan sonra mühendis, onun dışında yer bilimciler, diğer bir yer bilimciler, arama kurtarmacılar hepsi birleşecekler. Liyakat usulüne dikkat edilecek ve arada. insanlara anlatacaklar depremi. Yani çünkü ayakta kalabilmek için, ayakta kalabilmeleri için bilmeleri lazım. 17 Ağustos 99 depreminde 10 bin kişi birbirini kurtarmış. Bu çok önemli. Ama bu hep bunu vurguluyoruz. Çünkü o 10 bin kişinin afet kültürü yok. Yani tabii bir de kurtarma ekibinin de eğitimi. Yani mahalleden yapılabilir mi o? Olabilir mi? Bir kısım bir şey tabii yapılır. Eğitilir. Şöyle. Eğitim. Şimdi şöyle düşünün. Çünkü hemen mahallede tabii ki. Çünkü ne kadar az zamanda yaparsanız hayat şöyle eğiteceksiniz, göreceksiniz ki herkesin yapacağı iş farklıdır. Kimisi lojistik destek sağlayabilir böyle afet durumunda. Ama bu organizasyonu, afet organizasyonu yapacak şeyler AFAD yetkili ama ilçede belediyeleri de yetkilendirmesi lazım. Her mahallede örgütlenmesi lazım. Orada tabii ki bizim bakkal, manav, işte market, diğer tesisatçı bunlar da kurtaracaklar birbirlerini. Bunlara eğitilecekler. Mahalleliye yeteceksiniz. Onlar bir kaçış alanı, park dediğimiz yere gidecekler. Bir de oraya konteyner olacak. Belli bir yere yönlendirecekler. Tabii arama kurtarma malzemesi olacak. Onlar ilk etapta bakacaklar. Birbirlerine yardım edecekler. Çünkü 72 saat yardım gelmeyecek. Belki İstanbul gibi kentte daha da uzun sürede gelmeyecek. Hani büyük felaket olursa diye. Anlamında düşündüğümüzde zarar vereceği, daha fazla binanın zarar görmesi halinde. Bu noktaya gelmeden öncesinde ama eğitmek lazım. Herkesi eğiteceğiz. Herkes birbirine yardım edebilsin diye. İlk önce kendi ailesine yardım edecek. Çünkü o arama kurtarmacıları da burada hepsi AFS'de olacak. Hani atıyorum AFAD 100 tane arama kurtarma ekibi kursa koskoca İstanbul'dan bahsediyoruz. 20 milyonla. 2 milyon 650 bin yapıdan bahsediyoruz. 1000 tane bina yıkılsa nereye gönderecek insanları? Dışarıdan da vardır arama kurtarma ekipleri, STK'ları. Onlar da gelecek ama ilk etapta herkes kendi ailesinin peşine düşecek. Herkes kendi yakınlarını kurtarma derdine düşecek. Onları toparlamak bile büyük bir zorluk. Ama iyi organize olunursa, herkes eğitilirse, mahallede de insanlar eğitilirse bu işin altından hep beraber kalkarız. Yapılarımızı her şeyden önce diyorum, çok yapı önemli. Düşünün yapılarımız sağlam olsa biz sizinle sadece konuşurduk şimdi. Yani depremde eşyalarınızı sabitleyin, hayat üçgeni yapın. İşte belki spotlar düşer ya da bilmem ne olur, onlardan korursunuz kendinizi. Çıkınca da sarsıntı bitince de bakarsınız ona göre işte dışarıda bir süre toplanma alanı var. Orada bekleyin derdi. Yani toplanma alanımız da olsaydı. Orada bekleyin derdi. Çok da bir panik yapmazdık. Çünkü binanın deprem olacak ama binamızda nasıl olsa biz sağ çıkacağımızı bilirdik. Şu anda insanların korkmasının nedeni o binadan sağ çıkıp çıkmayacaklarını bilmiyorlar.
Bakın depremde toplanma alanı olarak hani okul bahçelerini ya da okulları gösterdiler birçok yerde. Okullar hasar gördü. Okullar hasar gördü. Yani yapılarımızı bilmiyoruz ve güvenemiyoruz. Şimdi ilk etapta topyekun. Şimdi önümüzde bir süreç peki, var. Peki ne olacak? Bir tarama mı yapacaksınız? Tabii hızlı belediye. önce hızlı bir tarama yapmaları bütün lazım. Bütün ilçe belediyeleri ve şeyler. Aynen. Değil mi? Beldeler. Bu, tabii ki şimdi afet işte iktidar muhalefet tanımıyor tabii. Geldiği zaman herkes hangi partiye oy verdiğinize bakmıyor. Yani tabii. O partiye oy verenin binası yıkılmıyor da bu partiye verenin diye bir şey yok. Herkes afetse de olacak. Biraz inanan inanmayan diye. Tabii inanan inanmayanla da alakalı yok. Yani kalkıp orada insanlar birbirlerine onlar inansızdı diyor da camide namaz kılanların üzerine minare düşüyorsa o zaman şeyi yok ya. Bu afet bu. Depremle tabii. Alakalı. Yapıyla alakalı. Kimsenin suçu değil. İnancıyla da inansızlığıyla da alakalı değil. Tabii. Orada biz bir araya geldiğimizde şu anda aslında seferberlik halinde. Sadece burası da değil. Türkiye'nin her yerinde aslında. Başlaması gereken bir şey bu. Beraber hareket ederek bu işi çözeceğiz. Yapıları elden geçireceğiz. En temelde yapmamız gereken bu. Şimdi tabii ne zaman olacağı belli değil. Her an olabilir ama 45 aynen. Sene sonra da olabilir gibi. Veyahut da 20 sene sonra olabilir. Yani daha erken yüzünüzden biraz daha indireyim hadi. Hayır süre önemli. Geçen gün. Ama 10 sene sonra da olsa biz şöyle oluyor. Ben kendi hesabıma hep arada bir deprem programı yaparım. Yani biraz şey olsa. Deprem konuşulduğu zaman diye değil yani. Çünkü her an olabileceği ihtimali bilimsel olarak saptanmış bir gerçek olduğuna göre biz de ona göre davranıyoruz. Ama kamunun yahut da işte yerel yönetimlerin de ona göre yapması gerekmez mi? Eğitim dediniz. Şimdi harıl harıl bir eğitim seferberliği var, konuşuluyor, televizyonlar haber yapıyor bilmem ne filan. Ama yani bir sene sonra, bir seneye varmadan hafiften yavaşlar yavaşlar, sonra bir tane, iki tane yapar. İşte Şule Perinçek'in programında belki bir kere daha konuşulur falan. Bunu sürekli yapmak lazım. Yani şimdi 99 depreminden sonra eğitim yapıldı. Ben hatırlıyorum. İlk yardım nasıl yapılacak, bilmem kimler, nereye gidilecek, şu bu falan gibi böyle bazı sorumlular falan tespit edildi bir şeyler. Ama o insanlar yaşlandı, öldü gitti belki de, bilmiyoruz ki. Tabii o hazırlıklardan yani, sonrası devamı gelmedi. Evet. Mahalleliler, mahalle afet gönüllüleri vardı. Onlar çok iyi örgütleneceklerdi falan. Evet. O kalmadı. 2007'de deprem şurası biliyorsunuz vardı. Deprem konseyi kapatıldı. Birçok şey yani yapılıyorken bozuldu aslında. Unutmamak lazım. Belediyeler, her ilçede afet yönetim merkezleri kurulmuştu. Onlar kalktı. Konteynerlar toplanma alanları ve belli yerlere koymuştu. Onlar sahipsiz kaldı. Yani baktığınız zaman birçok şey geri gitti. Şu değil, yalnız afete hazırlık şu değil bakın, çok önemli. Hani deprem olunca biz sizi kurtarırız. Yok öyle bir şey. Çünkü afet olduğunda ya da bina yıkıldığında enkaz altında kurtulma şansınız ilk gün için %80. İlk gün. İkinci gün %20'leri onlara düşüyor. Üçüncü gün %5. İlk gün kurtarıldınız. Ondan sonraki gün şansınız yok. İşiniz ondan sonra Allah'a kalıyor. Yani biz sizi kurtarırız mantığı yok. Kaç tane arama kurtarmayla kaç bina başına. Biliyorsunuz Kartal'da bina yıkıldı. Kurtarma çalışmaları ya da enkaz çalışmaları bir hafta sürdü. Yani bunlar bizim önümüzde. Ve o bina deprem olmadan yıkıldı. Ve 5.8'de yıkacak bir deprem değil, bir sürü binamız hasar aldı. Birçok ilçede boşaltıldı. Bizim burada en temelde yapmamız gereken şey depremin ne zaman olduğu önemli değil. Adapazarı'nda, Marmara'da hiç deprem de olmasın. Ha, denizin içerisinde olmasın. Hiç olmayacak diyelim. 99 depremi Marmara Denizi içerisinde olmadı. Ama avcıları yıktı. Değil mi? Birçok bina İstanbul'da hasar gördü. Bu şunu gösteriyor. Deprem Marmara'da olmasına gerek yok. Bizim yapılarımız kötü. Yakın illerde olan depremden de İstanbul'da zarar görecek yapılar var. Yani en temelde yapmamız gereken bu. Hiç olmasın İstanbul Marmara Denizi'nde deprem. Onunla alakalı bir şey değil. Mühendislik olarak baktığımızda zarar görecek yapımız çok. Bunları yerden geçirmemiz lazım. Yani şu bana çok acı veriyor hakikaten. Yani İstanbul gibi bu kadar derin kültürü, birikimi olan arkasında bir tarihin üzerinde oturuyoruz. Yani kendimizi methetmek gibi olmasın ama hakikaten dünyada az...
coğrafyaya nasip olan bir şeydeyiz. Birikimde, kültürel birikimdeyiz. Ama yağmur yağacak diyorlar. İşte bilmem çok şiddetli yağmur yağacak. Çocuklarınızı evde yalnız bırakmayın. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o yağmur suyunun içeri girmemesi lazım. Yani sel basmaması lazım. Eskiden olmazdı böyle şeyler. Yani çünkü şehir kendine göre belli bir yapısı vardı sonuç olarak. Eski binalar yıkılmıyor ama yeni binalar yıkılıyor. Bilim geliştiği halde, biz geliştiğimiz halde, insanlar geliştiği halde, bilgi birikimi olduğu halde buna nasıl engel olacağız? Şimdi şöyle bir şey, sellenme olması bir kere aslında İstanbul'un da dere yatakları da belli. Sellenme havzaları da belli. Tekrardan gözden geçirilebilir ama var, biliyorlar. Genelde yağmur yağdığında hep aynı yerleri sel basıyor. Evet. Onu da biliyoruz. Bozun aynı katını, çarşılar, aynı yerler, aynı evler, aynı mahalleler. Genelde suyla ilgili sıkıntıları oluyor. Ama yıllardır çözüm üretilmiyor. Bu dere yataklarına yerleşim hala sadece İstanbul'un problemi değil. Bunu Karadeniz'de de görüyoruz. Karadeniz'de de senin gibi derenin yatağında evler var. Onlar da zarar görüyor. Bunların hepsi bizim işte üzüldüğümüz nokta da bu. Biz bunların eğitimini alıyoruz. Yıllarca büyük hocalarımız olsun, herkes işte yer bilimciler bunları yapıyorlar. Yerlerini tespit ediyorlar. Bunu bütün mühendisler, inşaat mühendisleri, diğer şehir planları herkes de bilir ki dere yatağına yapı yapılmaması gerekir. Yani bunu biz yer bilimciler zaten tespit ediyoruz. Olmaması gerekir. Siz yapmamanız da gerekir. İdarenin de sahip çıkması lazım. Çünkü o dere şu anda yok görünse bile yağmur yağdığında yine belli oluyor ki o taşacak. Yani az suyu akıyor diye ya işte bu eski bir dere diyemezsiniz. Siz ya, bütün yer altımızı biliyor musunuz? Nereden şimdi yer altı... Kopya verin bari. Zemin neresi iyi neresi zemin kötü anlamında mı? Yok, onu zaten onu şöyle şu anlamda söylemek doğru değil. O zaman, yani şuraya yapılsın yapılmasın diye size sorulduğunda tabii. İstanbul'la ilgili ya da herhangi İstanbul'da bir kentle zaten ilgili bilgi verebiliyorsunuz. Tabii tabii yani onu biliyoruz. İstanbul'un neresinde hangi zemin var, neresi tehlikeli onların hepsini biliyoruz. Bunu aslında büyükşehirde de var, ilçe belediyelerde de var. 2009 yılında zaten mikrobölgeleme çalışması tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi mikrobölgeleme çalışması yaptı. Burada tabii Anadolu yakasında da çalıştı. Çalışma Beylikdüzü'nde durdu. Ondan sonrasını yapmadılar mesela. Devam etmeleri lazım. Yeni yönetim devam eder diye umut ediyorum. Ve yoğun yerleşim yoğun olduğu yerde yaptılar. İlçe belediyelerde aslında nerede problem olduğunu biliyor. Büyükşehir de biliyor. Kendileri yaptırdılar. Büyükşehir yaptırdı çalışmaya lazım çünkü. Evet, 4 dakikamız kaldı. Basınla ilgili yani medyayla, sosyal medyayı da bir başlık olarak alıp ne önerirsiniz? Yani nasıl yapmak lazım? Bir, işte o tanıtım filmleri dedik, eğitici, hı-hı, bilgilendirici. Onlar da sizin denetiminizden geçmeli diye düşünüyorum. Hı-hı. Bazen televizyonu seyrederken diyorum ki ay inşallah bunu insanlar dinlemiyordur bu haberi. Yani o güya işte şöyle korkuluyor, böyle korkuluyor deyince insan iyice korkası geliyor gibi. Yani neyi nasıl söylenmesi gerektiği konusunda ne yapmak lazım? Basına önerilerimiz nedir? Şimdi doğru dolayısıyla bilgi kamuya vermek, uyarı evet, tabii. Doğru bilgi vermekle korkutmak arasında ince bir çizgi var. Hmm. O çizgiye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi doğru bilgi vermek çok önemli. Çünkü insanlar doğru bilgiyi net olarak almazlarsa o zaman o ortada dolaşan bilgi kirliliği olan bütün her şeye inanıyorlar. Doğruyu verdiğinizde inanırlarsa size inanacaklardır. Ama bu korkutmak, işte bir kaosa sürüklemek, insanların sürekli endişe halinde olmasını sağlamak değil. Ne yapabiliriz? Tabii ki medyanın çok büyük bir gücü var insanlar üzerinde. Eğitim çok önemli. Yani Erdal Bey de söyledi, bilmek korkuyu azaltacak bir şey. Bilinçlenmek korkuyu azaltacak bir şey. Çünkü ne yaşayacağınızı biliyorsunuz, nasıl atlatabileceğinizi biliyorsunuz, nasıl bir yol izleyebileceğini biliyorsunuz. Öbür türlü bir boşluktasınız. Bilmediğiniz bir şeyde, başınıza ne geleceğini bilmediğiniz bir şeyde sadece fikir yürütmek ancak korkuya sevk edebiliyor. Sosyal medyaya gelince, sosyal medya gerçekten her şeye inanılmaması gereken bir yer.
Evet, eğitici videolar konulabilir ama işte bunu alanında uzman insanlar, işte jeofizik mühendisleri, psikologlar, gerçekten bu alanda uzman ve ne dediğini bilen, sizi aydınlatabilecek, doğru bilgi verebilecek insanlardan almak önemli. Yoksa ortada dolaşan işte şu zaman deprem olacakmış, bu zaman şöyle olacakmış, işte o gerçekten sadece psikolojileri de bozar ve sonrasında da bizi daha yıkıcı şeylere iter. Bazı hocalarımız açıklama yaptılar biliyorsunuz. Sosyal medyada dolaşan şeyler bana ait diye sakın inanmayın. Bu sefer de hangisi acaba, o doğru, hangisi değil, iyice şeye girdiniz. Hangi bilgi doğru, hangisi yanlış? Depremin olduğu gece bir ses kayıtları dolaşıyordu. İnanın gece 3'e kadar onlara cevap vermek zorunda kaldım. Ya öyle bir şey yok. Yani sabah 4'te deprem olacakmış, işte bilmem neyi bekliyorlarmış diye. İnsanlar şey yapıyor, sürekli soruyorlar. Diyorsun ki öyle bir şey yok, öyle bir teknoloji yok. 4'te saat verecek, depremi bilecek bir teknoloji yok ki. Keşke bilsek yani. Keşke bilsek yerini, zamanını. Ona göre davranır herkes. Dersiniz ki işte Ekim ayının bilmem kaçında deprem olacak, şu büyüklükte olacak. İnsanlar işte o toplanma alan binalarından çıkar o gün. Depremi beklerler. Ondan sonrasında olanı görürüz. Ama yok öyle bir teknoloji. Yani şey derler, parantez içinde sorayım, komik bulabilirsiniz de. Doğadaki bazı şeyler, işaretler doğru olabilir mi? Hani köpekler olur, bilmem ne yapar falan. Şimdi depremin zaten tahmin edilememesinin şeylerinden bir tanesi o. Deprem tek bir parametreyle bulunan bir şey değil. İşte orada deprem olmadan önce eğer suları ölçüyorsanız bazı yerlerde kaplıcaları ya da çıkan suları, su kaynaklarını, sular ısınabilir. Yani birçok fiziksel olarak ölçebileceğimiz şey olabilir. Radon gazı çıkışları olabilir. Onlar ölçebilir kaplıcalarda falan, ölçülüyor bazı yerlerde. Onun dışında denizin dibinde işte bakarsınız böyle grimsi bir denizde bir renk oluşabilir. İşte deprem öncesinde o kırıklardan dışarıya çıkan killerden falan dediğinizin şeyi. Bazen böyle hiç rüzgar olmamasına ya da gemi geçmemesine rağmen deniz yüzeyinde böyle bir dalga görebilirsiniz. Şey dalgası. Onun dışında dediğiniz gibi bunda köpekler hissedebilir. Hayvanların işte uluması, o şey yapması falan belki algılıyorlar. Yani bazen elektronik şey aletlerde bir bakarsınız işte bozulmalar olur. Saat birden onun saati bir yanda atar, dakika olarak değişir. İnsanlar bazen kendilerini huzursuz hissederler, daha hassas olanları. Yani ve manyetik olarak ölçümlerde bakarsanız bir takım değişiklikler görürsünüz ama bütün parametrelerin bir araya gelmesini beklersiniz. Hani deprem tek bir parametreyle gelmez. Ben kendimi huzursuz hissediyorum, acaba deprem mi olacak dememek lazım, tabii bundan çıkarmak lazım. Son bir iki cümle önerilerinizi sizin de alayım. Yani bitirdik. Burada deprem öncesinde gerçekten eğitim çok önemli, bilinçlenmek çok önemli, toplumsal sağlık için çok önemli bu. Devlete düşen tabii görevler var bu konuda da, onların da yerine gelmesi önemli. Medyanın etkisi çok büyük, konuştuk zaten. Deprem sonrası için de kesinlikle insanların bu yaşadıkları durumun normal olduğunun bilincinde olup ve her travma gibi bunun da bir sürede atlatılacağını bilip öyle ilerlemesi önemli. Ben olumsuz değil, bundan sonra umutla bir şekilde hep beraber hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Beraberce işte yapabiliriz tabii. İdarecilerimizle, yöneticilerimizle, devletle, hükümetimizle, işte belediye başkanlarımızla, halkla birlikte hep beraber biz bu işin üzerinden gelebiliriz. Yeter ki başlayalım. Yani başlayalım. Ne depremin yarın olacağı ya da öteki bakmadan biz yapalım. Ne kadar insan ne kadar çaba gösterirse o kadar hızlı yol alırız. Ve üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hala çünkü umudumuz var. Hala işte bu işi yapabilecek kadar gücümüz ve teknolojimiz de var. İnsanlarımız da artık eskisi gibi değil, daha bilinçliler. Daha hızlı olacağını ben düşünüyorum aslında. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Efendim, bazı şeylere başladık diye düşünelim. En azından belki sesimizi bir yerlere duyurmuşuzdur diye düşünüyorum. Ama biz de medya olarak üzerimize düşen görevi neyse yapmaya hazır olduğumuzu da buradan duyuralım. Mühendisler Odası da
yer bilimciler. Yer bilimci ne güzel isim. Niye jeofizik diyorsunuz kendisi? Yer bilim dedi ayrılmış. Jeofizik, evet, fiziksel olarak her şeyini ölçüyoruz. Jeolog, jeoloji var, maden var. Yer bilimleri çok dinamik. Bizimkisi depremle alakalı olduğu için, evet. Jeofizik mühendisleri depremle ilgili olduğu için ayırmışlar. Yani öyle bir şeyimiz var. Evet, size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Her zaman açık. Ne zaman isterseniz bir telefona bakar diyelim, ekranlarımız bilgilendirmek üzere. Biz de ben hemen çıkınca bu şeyleri yapalım diye düşünüyorum. Kısa 3 dakikalık falan bilgilendirmeler. Bunları hemen hazırlayıp beraber izleyicilerimize sunalım. İyi akşamlar efendim, sağlıklı günler diliyoruz. Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmadığı nedir? Kadına şiddeti konuşacağız. Birey hakkı elinizden alınabilir mi?